Az TV ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Satırbaşı programımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. Her cuma olduğu gibi sizin de bildiğiniz üzere Satırbaşı'nda cuma günleri spor konuşuyoruz. Bursa'daki değerli spor insanlarını programımızda ağırlamayı sürdürüyoruz. Bu hafta basketbol konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var. Tofaş Basketbol Takımı Genel Menajeri Tolga Öngören bugün bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle yarım saat boyunca Tofaş merkezli bir basketbol sohbeti gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun sizler. Biz de iyiyiz. Tofaş'ın son galibiyetiyle daha iyi olduk. Çünkü Eurocup için önemli bir galibiyetti. Oradan da başlayalım istiyorum. Çünkü kupanın önemli ekiplerinden bir tanesi Partizan. Evet. İyi bir camia ve Tofaş burada aslında skor olarak baktığınız zaman rahat bir galibiyet almış diyebiliriz. 10 sayı bandında tuttuk rakibi. Evet. O maç özelinde biraz Eurocup'a girelim istiyorum. Ya şimdi o maçı kazanmamız önemli. Partizan bu kupanın aday, kupayı kazanma adaylarından bir tanesi. Bir de çok tradisyonel bir kulüp. İşte Avrupa basketbolunda gerçekten hani önemli bir yerde duran bir camia. Bizim Bursa'da uzun yıllar sonra Partizan geldi Bursa'ya. Yani çok uzun yıllar önce gelmişti sanmıyorsam. İlk maçında rövanşını almış olduk. Ayrıca kazanmamız çok önemli. Bir Sırp ekolünün önemli bir takımı bu. Bir de tabii grubumuzda önemli bir avantaj sağladık bu galibiyetle. Şimdi Eurocup, Euroleague'den sonra işte Avrupa'daki ikinci kupa. Eurocup kendi içinde işte çok aslında zor bir kupa. Yani 24 takım mücadele ediyor. Bu kupanın en önemli özelliği kupayı kazananın direkt olarak Euroleague'e alınması. İşte önümüzdeki 2 senelik süre zarfında da finalist de Euroleague'e katılacak. Euroleague 20 takım olacak böylelikle. Bu tabii oradaki iyi bir havuç. Çünkü örneğin biz Tofaş olarak Türkiye Ligi'ni kazansak, şampiyon olsak Euroleague bizi Euroleague'e almaz. Veya başka bir takım kazansa. Ama Eurocup'u kazandığınız zaman örneğin Galatasaray örneğinde olduğu gibi daha önce girmişti. Darüşşafaka 2 sene önce kazandığı için Euroleague'e oynuyorsunuz. Bu orada iyi bir havuç. Ama biz Eurocup'ta şu an olmaktan bu yarışma içinde 3. senemiz. Çok mutluyuz. Bir kere öncelikle Bursa basketbol seyircisinin bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Böyle bir yarışmayı izlemeyi. Bu sene top 16 yapma şansımız gerçekten fazla. Önümüzdeki çarşamba günü Venedik'le oynayacağımız, Bursa'da oynayacağımız saat 8'de kazanırsak yani büyük bir ihtimalle top 16 yapmış olacağız. Bu demekti ki Avrupa'nın ikinci kupasında en iyi 16 takımın 3 tanesi Bursa'da oynayacak. Ondan sonra tabii hani eşleşmelere göre işte top 8 olabilir mi falan falan bakacağız ama yani biz bu kupada olmayı uzun vadeli düşünüyoruz açıkçası. Yani bir an önce başarı yani bir an önce en iyi yerde olma değil de uzun vadeli bir planlama sonucunda belli yerde sürekli olmayı istiyoruz. Bizim için önemli bir şey. Bursa basket, Türk basketbolu için ama daha önemlisi bence Bursa basketbolu için çok önemli. Burada tabii bizim şimdi oynayan oyuncularımızın büyük bir çoğunluğu Türk oyuncular bizde. Sorumluluk alıyorlar artık. O da bizi ayrıca sevindiriyor açıkçası yani. Son iki senedir aslında Tofaş yine bu kadar yaklaşmıştı Eurocup'ta gruptan çıkmaya. Yine iç sahada alınan mağlubiyetlerle çıkamamıştı. Şöyle bir şanssızlık da var bence. Hep en zor gruplara denk geliyor Tofaş. Evet. Ya şimdi aslında kura çekildiği gün herkes 24 takımı 24'ü biz en zor gruptayız diyor. Kolay grup var mı veya kolay maç var mı çok emin değilim açıkçası. Yani tecrübem bunu söylüyor. Bizim bu son grubumuza baktığımızda hani ben bunu birkaç yerde daha söyledim. Çok geleneksel takımlar oynuyor bizde. İşte Partizan bunlardan bir tanesi. Bir tanesi Ritas. Litvanya ekolünden gelmiş bir takım. Bir tanesi Limoges. Yıllardır bu seviyede. Bir tanesi Kuban. Bu kupayı kazanmış bir kulüp. Yani bunların hepsi şey takımlar. Kronik geçmişi olan kulüpler. Oraya gittiğinizde full sahaya oynarsınız bir kere. Ve basketbol kültürü olan kulüpler. Buradan bir zorluğu var. Hani ilk Temmuz ayında kura çektiğimizde ölüm grubu dedik. Ama aslında baktığımızda basketbolda artık dünyada öyle bir seviyeye geldi ki günlük performanslar ve günlük konsantre olmalar oyuncuların özellikle ve teknik ekibin çok fark ettiriyor. Biz burada kendi sahamızda kaybetmediğimiz sürece değil 4'te olmak yani 2-3 belki deplasmanda Litas maçı hani Venedik'ten sonra kazanabilirsek 1 veya 2 olma durumumuz bile olabilir yani şu an. Yavaş yavaş lige de değineceğim ama biraz da şu kadro yapılanmasını konuşalım istiyorum. Çünkü geçen seneden bu yana farklı taşların değiştiğini görüyoruz. Evet. Yiğit gibi, Kadji gibi, Kyle Williams gibi, Frank Elliger gibi önemli oyuncular ayrıldı takımdan. Yeni bir nüve oluşturuldu.
Bu kadro yapılanma süreci nasıl gelişti sizin açınızda? Ya aslında bizim şimdi son 3-4 seneye baktığınızda özellikle yabancı oyuncular tarafında iyi oynayan oyuncuları biz tutmamız zor. Çünkü burası iyi bir market. Türkiye Ligi ve Euro Cup. İşte burada Micić örneğini verebiliriz. Perry Henry örneğini verebiliriz. Raymar Morgan örneği var. Yani bu örnekler var. Çok fazlaca var. Bunları biz tutamıyoruz. Çünkü bunlar dolar bazında fiyatlarını 2'ye 3'e katlıyorlar. Biz o tarz bir kulüp değiliz. Ciddi bir planlamayla ve mali disiplin içerisinde çalışan, en önemli şey bu aslında. Belli bütçeleri asla geçmemek zorunda olduğumuz ve mutlaka da altyapıdan yeni yüzler çıkarmak sorumluluğumuz olan bir kulübüz biz. Dolayısıyla sezonun sonunda, geçen sezonun sonunda bu arkadaşlar da yine bizden ayrıldılar. Yapacak bir şey yok. Yiğit zamanı geldi. Belki bir tercih kullandı. Biz de ona göre yeni bir yapılanmaya gittik. Yeni kadro yapımızı koçumuzla beraber oturduk. Enine boyuna. Mali imkanlarımız paralelinde, kulübün vizyonu ve misyonu paralelinde değerlendirdik. Bir de gitmek istediğimiz yeri de tabii burada önemli bizim için. Ve bence özellikle orta vadede Tofaş'a ve Bursa'ya hizmet edecek, başarılı olacak bir kadro oluştu. Burada hani bizim son 5 yıllık kadromuzun tam odak noktasında Semmiye durur, Barış durur. Onlar bizi de beraber oldu. Matt Lojeski gibi çok önemli bir oyuncuyu aldık. Yani ve bunun finansalı kimse inanmadı. Yani biz o sırada transfer de yapamıyorduk açıkçası. Tarık Filip NBA Wizards takımından son anda kesildi. Önemli bir oyuncu o da. DJ White zaten çok tecrübeli. Buradaki bir diğer bence iki tane oyuncu var bence önemli. Bir tanesi Berk Uğurlu. 23 yaşında çok önemli. Biz onu 3 senelik bir kontratla aldık ki Orhun'un da bu point kartlar üzerindeki etkisini son 3 yıla bakarsak Türk bir point kartta da muazzam bir faydası olacağını düşünüyorum ben koçumuzun. Önemli bir transfer. Milli takım için de bence aynen, önemli bir transfer. Türk basketbolu için önemli. Bizim için önemli bir transferdir Berk. Bir de Devin Williams tabii. Geçen senenin başında Büyükçekmece oynayıp daha sonra Buduşnost'ta oynayan, çok da oynamadı Buduşnost'ta ama 25 yaşında önemli bir pivot. Önemli bir oyuncu, çok yarışmacı bir pivot. Öte yandan bu sene kadronun bence biz bunu yazın planlıyorduk ama hani hayata geçmesinde ve aksiyonu almamızda da gördük. İşte Berkan, Muhsin, Muhaymin'in daha iyi oynayacağını biz biliyorduk açıkçası yani. Şimdi Berkan bir sakatlıktan geliyor. Önce iyi oynuyordu, şimdi bir ritim bozukluğu var ama önemli değil, onu halleder. Ama Muhaymin ve Muhsin Berkan'la beraber ciddi bir sıçrama yaptılar. Şimdi görüyoruz zaten bunu yani maçlardaki performansları da. Bir de bizim hani koçumuzun bir basketbol anlayışı var. Bu anlayış ikna üzerine kuruludur. Yani ciddi bir basketbol kafasına ihtiyacınız var falan. O sistem de oturdu şu an. Hani son 4-5 haftaya baktığınızda ciddi sakatlık problemlerimiz oldu bizim. O arkadaşlar olmadığında da işte sistem çalıştı. Herkesin rol dağılımı, kimya iyice oturdu. Bence yani erken biraz ama geçen senekinden daha iyi takım olduk. Yani hatta bir önceki seneki takım çok kuvvetliydi. Yani Henry ve Morgan'ın olduğu. Sonuçta orayı bile geçebiliriz yani şey olarak. Bir de bu takımın bir özelliği, iki tane özelliği var. Gelişmeye çok açık bir takım. Artı rotasyon büyüdü. Şimdi bu Muhaymin, Berkan, Muhsin, Berk, hatta 2003 doğumlu Batın. Bence Ocak ayından itibaren o da rotasyona girebilir. Orhun çok bekliyor onu yani. Şöyle bir detay da var aslında. Berkan'la Muhsin aslında geçtiğimiz senelerde takımın genç oyuncularından bir tanesi olarak gözüküyordu. Evet. Bu sene artık rotasyon oyuncuları ve daha fazla süreleri artacak. Yani, daha fazla katkı vermek zorundalar. Tabii ikisinin de artık gençlikle falan konuşulacak bir durumu kalmadı. Genç Batın'dır 2003 doğumlu. Veya işte 2002-2004 doğumlu oyuncularımızdır ama Berkan'ın, Muhsin'in, 99 doğumlu Muhammed'in falan gençlik olarak konuşulacak bir tarafı yok. Yani 20 yaşına geldiğiniz zaman 21-22'ler burada genç değilsinizdir artık. Onlar da zaten bu paralelde işlerini yapmaya çalışıyor. Bence daha da iyi olacaklar. Ben hepsinden yani milli takımda kalıcı olmalarını isterim. Dolayısıyla kadro yapılanmamız hani biraz zor bir dönemden geçtik ama şu an iyi bir yerdeyiz. Ama yine iddialı olacak biraz belki ama daha da iyi olabiliriz biz. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum ben. Son yıllarda Tofaş'ın yaptığı özellikle yabancı transferlere baktığımız zaman ıska sayısını çok kısıtlı olarak görüyoruz. %80-90 isabetli transferler. Özellikle yabancı anlamında. Bu süreç nasıl gelişiyor peki? Burada ana kelime planlama mı? Ya tabii ki plan olmadan bir şey olmuyor bir kere yani. Plan olur. Planda hata da yaparsınız.
planda değişiklik de olabilir ama plan olması lazım. Şimdi yabancı oyuncu konusu hassas bir yer konu. Burada en iyi araştırmayı yapıp en iyi planda kalıp yine yabancı oyuncunun bir uyum süreci var. Yani şehre, ülkeye, takıma, hayata falan uyması lazım. Özellikle ilk defa Avrupa'ya gelenler, ilk defa Türkiye'ye gelenler. Dolayısıyla böyle bir risk var hep. Biz yani ilk baktığımız şey bir kere bu Tofaş ailesine, Tofaş kültürüne uyacak insanları bulmaya çalışıyoruz. Yani insan olarak doğru insanları bulmaya çalışıyoruz. Sonra da koçumuzun oyun planı içerisinde ihtiyacı olan, kullanabilmek istediği oyuncuları ve pozisyonları, profilleri bulmaya çalışıyoruz biz. Burada bazen istediğimiz gibi olmuyor olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Ama bazen hani o oyuncu süreçte beklentinize uzak veya beklentinizin biraz altında olabilir ama zaten işte profesyonellerin bir diğer görevi de orayı yönetmek. Yani işte o da hani organizasyon kısmında bizlerin, teknik kısmında Orhun ve Orhun'un ekibinin yönettiği bir alan. Burada şu ana kadar kötü iş çıkarmıyoruz ama daha iyi olur mu? Olur. Daha da iyi olur yani. Lige dönelim yavaş yavaş. Aslında Tofaş son birkaç yıldır lige hep iyi bir başlangıç yapıyor. Bu sene de iyi bir başlangıç yaptı. 7 maçta 6 galibiyet. Evet. Bu seneki lig hakkında neler söylersiniz? Hem bu iyi başlangıç hakkında hem ligin genel durumu hakkında. Ya şimdi ülkenin mali durumuyla, finansal durumuyla bu tip spor ve sanatın da durumu aşağı yukarı aynı gider. Tamam mı? Çünkü basketbol sponsorun veya işte kulüp sahiplerinin 1 lira 2 lira koyup gerisine 1 lira 2 lira veya 3 lira aldığı bir oyun değil. Öyle bir şey yok. Tamam, öyle bir şey yok. Bu birazcık bulunduğunuz şehre geri dönüş, basketbolu çok sevmeniz gibi veya bir sosyal sorumluluk olarak görmeniz gibi bir takım şeyin bir araya gelmesinden yatırım yapılıyor. Ligin profili biraz düştü. Yani düştü. Yine Fenerbahçe ve Efes Pilsen hem bütçe ve hem kadro ve camia olarak biraz grubun üstünde durmalarına rağmen ligin özellikle oyun kalitesi, yabancı kalitesi biraz düştü. Ama ligin şöyle bir özel durumu var. Geçen seneden daha farklı. Bir kere hani maalesef diyeyim, Sakarya tarzı bir problemli takım şu ana kadar gözükmüyor. Şu ana kadar. Ocaktan sonra bilmiyorum. Bir de yani 16 takımla ligi bitirme durumumuz var. Geçen sene 15'te bitirmiştik. Bu önemli çünkü ligin kalitesi, marka değeri için. Bir de bir 7-8 takım var. Bu takımların playoff ve playoff yani 8 içerisinde alacağı pozisyonlar için vereceği mücadele gerçekten güzel olacak. Güzel oluyor şu ana kadar. Yani Karşıyaka, Telekom, Bandırma Teksüt, işte ne bileyim Galatasaray, biz işte burası iyi geçecek. O net. Dolayısıyla lig hani birazcık finansal olarak oyuncu profili düştü, yabancılar özellikle, ama yarışma olarak geçen senekinden daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Peki Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in bütçelerinin neredeyse diğer takımların 10 misli olduğunu göze sayarsak, bu nasıl etkiliyor sizce? Birlikte iyi bir iki takım olması avantaj mıdır, yoksa diğerlerine nazaran şampiyonluk yarışının özellikle son yıllarda Tofaş'ın öne çıkması haricinde belli bir planla gittiğini görüyoruz. Fenerbahçe ve Efes. Plan demeyelim de öyle gidiyor yani. Öyle gidiyor. Şimdi Fenerbahçe ve Efes bir sene böyle bir bütçeyle oynadığı için yani 10 kat mı ondan da çok emin değilim de suçlamamak lazım. Onların basketbol olan bakış açıları ve yatırımlarını tebrik etmek lazım. İkisi de şimdi Euroleague'in çok önemli kadroları, çok önemli kulüpleri. Final Four yaptı ikisi beraber. Hı hı. Fenerbahçe kazandı. Efes Pilsen geçen sene finale oynadı. Bir kere burada hani çok güzel bir şey bu Türk basketbolu için. Burada yarışmada hani şunu demek lazım. Burada diğer kulüpler ya onların bütçesi çok yüksek, biz ne yapacağız gibi düşünmek yerine nasıl yaklaşabilirim, nasıl mücadele ederim, nasıl onlarla playoff'ta eşleşip yarışmacı olabilirime bakmak lazım. Bu da olabilecek bir şey. Daha önce oldu. Yani burada ya bütçe makası çok açık falan gibi düşünmemek lazım. Herkesin yapacağının en iyisini yapıp mücadelede, yarışmada olması lazım diye düşünüyorum. Ben ki bu sene biraz öyle gidiyor yani iş. Açıkçası. İlk 7 maçın 6'sını kazanan bir Tofaş vardı. Şu anda da çok zorlu bir 4 haftalık fikstüre girecek Tofaş. Bu fikstürün ilk maçı da Fenerbahçe ile olacak. Pazar günü 15-15'te oynanacak Nilüfer Tofaş spor salonunda. Bu maç üzerinde neler söylersiniz? Ligin yani, en güçlü iki kadrosundan bir tanesi. Çok güzel maç olur. Çok güzel bir ortam olur orada. Bursalı basketbol severlerin zaten son 3-4 yılda bizim maçlarımızda çok ciddi alaka gösteriyorlar. Ve güzel bir ortam oluyor orada. Fenerbahçe maçları ayrıca daha güzel oluyor. Üzücü kısmı işin Fenerbahçe'nin aldığı bir cezadan dolayı Fenerbahçe seyircisinin alınmayacağı. Bu aslında bizim
Yani sadece bu maça ait değil, genel olarak da çok tasvip etmediğimiz bir konu. Basketbol maçı seyircisiz olmaması lazım. Seyirci olması lazım. Yani biz bu tip cezaları pek kabul etmiyoruz. Yani basketbol bakış açısından söylüyorum ben bunu. Ama işin disiplin kurulu veya hani TBF'nin kendi yönetim kuralları aşamasındaki tarafını bilmiyorum. Yani o onların şeyi, kararıdır. Dolayısıyla çok güzel bir maç olur. Fenerbahçe bu akşam Moskova'da önemli bir maç oynayacak. İşte gelecekler cumartesi akşam Bursa'ya. Pazar günü biz 15-15'te oynayacağız. Yani basketbolun çok üst seviyede oynanacağı, çekişmenin çok fazla olacağını düşünüyorum. İyi oynayan da kazanacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin gücü, kuvveti, yani onu konuşmamız burada o doğru olmaz yani açıkçası. Son yıllarda sizin başınızda olduğunuz bir ekip tarafından, belki bir anlayış tarafından oturtulmaya çalışılan bir seyirci kültürü var. Evet. Aslında Nilüfer Tofaş Spor evet. Salonu'nda 2-3 senedir güzel bir süreç devam ediyor. Bu seneki evet. seyirci rakamlarından memnun musunuz? Geçen seneki rakamlarınızla kıyaslarsanız hangi seviyedesiniz? Hı. Kombine satışlarında veya saha içi biletlerde? Ya biz şimdi burada yükselen bir grafik var. Bu sene tabii Bursa'da güzel bir şey oldu. Bursa Spor da BSL'ye yükseldi. Bu Bursa basketbolu için gerçekten önemli bir hamle. Çünkü Bursa'da her hafta sonu güzel bir maç var. Bir de bize bizim Euro Cup oluyor hafta içinde falan. Gerçekten devamlı basketbol şey kendi Bursa olma yolunda büyük adım atıldı. Tabii Bursa Spor'un dahil olması, onların da seyirci potansiyeli çok fazla yani ciddi. Bizim kombinelerimizde rakamsal anlamda bir daha düşüş oldu. Ama biz bunu öyle bakmıyoruz. Yani her sene işte %20, %30 artarak gitmeyebilir bu. Önemli olan bizim o doğru basketbol seyircisi kültürünün orada yaşanması. Bizim için çünkü maç deneyimi çok önemli. Yani siz örneğin hiç basketbol maçına gitmemişseniz ailenizle veya tek başınıza veya bir arkadaşınızla maça geldiğinizde yaşayacağınız 2-3 saat orada maçın içinde ve maçın dışında bu sizin orada iyi vakit geçirmeniz lazım. Mutlu olmanız lazım. Kendinizi özel hissetmeniz lazım. Oradaki organizasyonu yapan insanların sizi özel hissettirdiğini anlamanız lazım. Bizim için bu çok kıymetli. Yani seyircinin miktarından tabii önemli de bu daha önemli. Yani ve bir daha sefere de sizin kendinizin tercih etmeniz lazım o maça gelmeyi. Biz bu açıdan bakıyoruz. O anlamda da çok mutluyuz. Yani benim basketbol seyircisi kültüründe çok ilerliyoruz. Yani bizde mesela öyle kötü söz falan kesinlikle yok. Ya yani benim bir tek şeyi söyleyebilirim. Yani seyircinin salonuna sahip çıkması lazım. Salonun temizliğine, salonun güvenliğine. Orası onların salonu çünkü. Yani şimdi koltuklara, sağ içi koltuklara, normal tribün koltuklarına, VIP'ye, otopark. Bu yani hep beraber başaracağımız bir şey. Bizim Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün, kulüplerin hep bir sorumluluğumuz var. Biz bunları yaparız. Seyircimizin de bize destek olması lazım. Hem bizim seyircisini söylüyorum hem Bursa. Ya Bursa basketbol seyircisini söylüyorum ben bunu. Aslında iki takım aynı yani. Bursa'nın takımı. Dolayısıyla burada biraz daha ilerlersek o zaman hani bir İspanya'daki Valencia'dan veya Madrid'den veya Barcelona'dan şehir olarak basketbolun yaşanması anlamında veya İtalya'daki farkımız kalmayacak. Çok mutlu olacak herkes yani. Bursa Spor demişken onlara da girelim aslında biraz. Furit'te ekstra Bursa Spor bu sene tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele veriyor. Serkan Erdoğan gibi değerli bir baş antrenörleri de var. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi çok iyi başladılar. Şu an playoff paramini yani playoff range'inde oynuyorlar. Zor bir lig. Onlar için de zor bir lig. Çok geç toparlanabildiler. Burada tabii Frutti Ekstra'nın yapmış olduğu desteği göz ardı etmemek lazım. Yani bunun altını çizmek lazım. Kızıl ailesinin gerek Bursa Spor'a gerek basketbola yapmış olduğu destek çok önemli bence. Bence iyi bir sezon geçirecekler. İyi bir yabancı profili var. 3-4 tane yabancıları çok kuvvetli. Şu an bir de Türk ekleme yaptılar. Maxim Mutaf'ı aldılar. İyi bir kadro, iyi bir sezon geçirecekler. Yani ilk senelerinde hani playoff'a girmeleri sürpriz olmayabilir. Ama girmeseler de bu bir şey değil bence. Büyük bir başarısızlık değil hiç tabii değil, ki. Kesinlikle. Bir kere yani organizasyonu kurup yola çıkıp maç kazanmak, işte bizi yendiler, Efes'te başa baş oynadılar vesaire falan. Yani bunların hepsi ileriye ait çok önemli sinyaller. Ama şeyi unutmamak lazım, sürdürülebilir olmak lazım. Evet. Devamlı oralarda olabilmek lazım. Yere sağlam basmanız lazım. Başarı hemen işte gelmese bile. İşte desteğe ihtiyaçları var biraz bence. Tofaş projesine dönersek bu projenin önemli 3 ayağından Orhun Ene, baş antrenör, Sami Mehya ve Barış Ermiş. Bu üçü Tofaş projesi için ne kadar önemli? Özellikle Orhun Ene üzerinde soruyorum biraz da. Çünkü hoca da burada çok mutlu gözüküyor. Mutlu. Yapmak istediklerini sahada yapıyor, saha dışında da yapıyor.
Neler kattı Tofaş projesine? Yani şimdi ne kadar önemli dersen aslında konuşmaya gerek kalmadan işte 5. seneyi bitirmek üzere oldum. Türkiye'de hani 5 sene kontratla çok örnek yoktur. Mehiya tamamen müthiş bir şekilde bizi tercih etti ve 5. seneyi bitiriyor. Daha da oynayacak büyük ihtimalle. Şu an 36 yaşında yanılmıyorsam hala oynar, üstüne koyarak çok devam ediyor. Çok da oynar yani. Baksanıza son işte Partizan maçı da örnektir. Barış da öyle. Hani zaman zaman sakatlıklarla boğuşmasına rağmen 5. seneyi bitiriyor. Yani milli takım yaptı. Milli takıma gitti bu bizdeyken. Bu insanlar bizim için, bu organizasyon için, bu aile için, Bursa için önemli olmasalar zaten ne kendileri burada olur ne de kendileri mutsuz olsa yani giderler yani, anlatabiliyor muyum? Demek ki herkes birbirinden mutlu. Bir aile olunmuş vaziyette. Yani biz gerek koçumuzdan gerek oyuncularımızdan çok mutluyuz. Umarım onlar daha uzun yıllar Tofaş ailesinin bir ferdi olarak Bursa basketboluna, Türk basketboluna hem Bursa'da, Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde destek olacaklardır. Yani biz yaptığımız işler ona aslında cevabını veriyor, anlatabildim mi? Yani fazla da orada konuşacak bir şey yok yani. Biraz da Türkiye'de oynanan basketbolu konuşalım istiyorum. Diğer ülkelerle kıyaslayalım basketbol seviyemizi. Biraz da milli takıma değiniriz belki. Son dünya şampiyonasında başarı mı başarısızlık mı tartışılır alınan sonuçlar. Diğer ülkelere göre ileri mi gidiyoruz, geriye mi gidiyoruz sizce? Veya durduğumuz yerde miyiz abi? Ya bizim bir kere kendimizi çok net eleştirmemiz lazım. Bu önemli bir şey yani. Bazı tespitleri dürüstçe ve açıklıkla yapabilmemiz lazım ve çok açık olmamız lazım. Bizim bir kere üst seviyede daha iyi oyuncu yetiştirmemiz lazım. Bu çok açık ve net yani. Burada imkanlar doğrusunda iyi iş yapmıyoruz dememiz lazım. Yani burada biz gidip Cedi Osman'la Furkan'a artık takılmamamız lazım. Arkadan kim geliyor? İşte ona bakmamız lazım. Dünya basketbolcusu yetiştirmede bizim kendimizi eleştirip yeniden bir vizyon planlaması yapıp yeniden bir yol haritası çizmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü imkanlarımız Avrupa'daki diğer ülkelere göre fazla. Bunun altına hemen de bizim tekrardan yani yetiştirici çalıştırıcı, yetiştirici koç konusunda da bir eleştiri yapmamız lazım kendimize. Buradaki yatırımlarımızın, buradaki desteğimizin nerede olduğuna bak dikkat etmemiz lazım. Yani bu iki yere hamle yapmamız lazım. O zaman Türk basketbolu şu an hani Türkiye Ligi ve milli takım olarak bakarsak hani çok kötü mü? Hayır değil. Hayır değil ama hani milli takımdan da böyle işte olimpiyatlara gitsin, olimpiyatta derece yapsın falandan ziyade 5 ile 10 senelik vadede milli takım ne olacak? Türk basketbolu nereye gidecek? Bir ekol, hakikaten bir ekolümüz olacak mı? Dememiz için bizim önce yetiştirici koç departmanına hem de üst seviye basketbolcu yani kısmına eleştirisel bakıp kendimize oraya çeki düzen vermemiz lazım tabiri caizse. Çünkü imkanımız var. Dolayısıyla oralara bakmak lazım. Ligin marka değerinin biraz daha yükselmesi lazım. Bu sadece BSL için söylemiyorum bunu. TBL ve Kadınlar Ligi için de söylüyorum. Bu çok önemli. Şu an BSL'ye konuşursak içerideki sponsorların isimleri çok yüksek. Çok kuvvetli sponsorlar. Yani baktığınızda Anadolu, Efes, Anadolu Holding, Fiat, Beko, Türk Telekom, Bandırma Teksüt, işte bir sürü var. Projekte ekstrayı da sayabiliriz. Tekfen, Darüşşafaka, Bahçeşehir, şimdi Galatasaray, Beşiktaş'ın, bunlar ciddi sponsorlar. Ciddi de, şimdi bunlara göre ligin marka değerini yükseltmek lazım ki daha güçlü markaların, daha güçlü isimlerin basketbola alakası artsın. Zaten Türk insanı basketbolu seviyor. Ama bizim o anlamda da organizasyon olarak bütün hem ligimizin organizasyonunu hem kulüplerin kendi içindeki organizasyonlarını yukarıya çekmeleri lazım. Çünkü talep eden bir taraftar kitlesi var. İstiyorlar, daha iyi istiyorlar. Daha iyi şartlarda seyretmek istiyorlar takımları. Yazın dünya şampiyonasında konuşulan en büyük problemlerden bir tanesi milli takımın önemli olarak bakılabilecek isimlerinin kulüplerince yeterince süre alamamasıydı. Siz bunun neyden kaynaklandığını düşünüyorsunuz? Sadece yabancı meselesi mi yoksa iyilik kötülük meselesi mi? Yani bence yabancı meselesi hiç değil. İyilik kötülük olarak da bakmamak lazım. Burada yine bizim dürüst olmamız lazım. Dürüst değerlendirmeler yapmamız lazım. Şimdi burada oyuncuların şunu bilmesi lazım bir kere. Bakın ben de yıllarca oynadım, koçluk yaptım, şimdi yöneticilik yapıyorum.
hiçbir koç yok ki hiçbir branşta işine yarayan oyuncuyu oynatmaması geçsin. Böyle bir şey mümkün değil yani. Yaş maç hiç önemli değil. 16 yaşında da oynar, 36'da da oynar yani. 40'da da oynar, hiç önemli değil. Dolayısıyla burada ama dakika verilmez, alınır. Süre alınır, sorumluluk alınır. Koçlar antrenman yapıyor, toplantı yapıyor. Aylarını, yıllarını, saatlerini geçiriyor çocuklarla, oyuncularla. Yani hiçbir işin onunla bir bağı yok ki. Yani takım için başarılı olacağı bir... Ama burada oyuncuların şunu yapması lazım. Yani kendilerine yatırımı üst seviyeye çıkarmaları lazım. Artı sorumluluk alacak kafa yapısına gelmeleri lazım. İşin mental tarafı çok önemli. Yani bana verilsin diye beklerse bu oyuncular alamazlar. Almaları lazım. Yani şimdi 5 tane yabancı oynuyor. 7 tane de oynayabilir. Ne olacak? 3 tane de oynayabilir. Şimdi 2 tane, 3 tane oynasa ligin kalitesinden konuşuruz daha fazla. 7 tane oynasa kavga çıkar Türkiye'de belki. Yani tamam mı? Ama Avrupa Ligi'nde oynuyor. Yani limitsiz Euro Lig'de Euro Cup'ı yok. Limitsiz yabancısınız. Öyle bir şey yok yani. Lisans çıkarıp oynarsınız. İspanyol oyuncular oynuyor. İspanyollar destek de veriyor. İtalyan oyuncu bugün Milano'daki çocuk domine ediyor Euro Lig'i şimdi. İtalyan çocuk. Ruslar oynatabiliyor. İsrail'de de çıktı. Oynayabilirler dolayısıyla. Dolayısıyla öyle yabancıyla falan alakası yok bu işin. Bu iş yatırımla ve çıkıp mental sağlam olup mücadele etme, gerçekten almak istemekle ilgili bir şey. Yani Mirsad Türkcan çok spesifik bir örnektir. Mirsad dedi ki ben NBA'ye gideceğim. O gün NBA'yi düşünen Türk oyuncu yoktu. Mirsad gitti New York Knicks'te NBA oynadı. O yolu açtı. Şimdi böyle karakterlere ihtiyaç var bence tabii. Biraz. Almak lazım. Beklersek kimse veremez yani. Kusura bakmasın. Herkes can derdinde orada maç kazanmak istiyor. Durup alamazlar. Karar verecekler. O zaman değişir o işler. Ben size söyleyeyim. Programımızda da son birkaç dakikamızın içerisindeyiz. Son sorum olacak. 2020 Mayıs ayında Tofaş'ı nerede göreceğiz? Tofaş basketbol takımı. Hiç bilmiyorum nerede göreceğimizi. Hiç bilmiyorum. Yani onu söylemek çok popülist bir şey olur bu. Hiç bilmiyorum. Biz her hafta, her ay ne kadar iyi gelişebiliyorsak içimizde, her anlamda, hem takım, hem organizasyon, hem iletişim anlamında o kadar iyi olacağız. Onu söyleyebilirim size yani. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Güzel bir basketbol sohbeti gerçekleştirdik. Değerli Az TV izleyenleri, bu hafta Tofaş basketbol takımı genel menajeri Tolga Öngören bizlerle birlikteydi. Satır başını noktalıyoruz. İyi akşamlar.